İyi Geceler Masalları kanalımdan hepinize kucak dolusu sevgilerimle. Hoş geldiniz. Bugün yaşlı adamın atı masalını dinleyeceğiz. Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir adam yaşarmış. Bu adamın çok güzel beyaz bir atı varmış. Yaşlı adam atını çok severmiş. Bir gün adamlarıyla gezintiye çıkan padişah bu atı görmüş. Görür görmez de çok beğenmiş. Adamlarını atın sahibine göndererek atı satın almak istediğini bildirmiş. Ancak yaşlı adam padişahın adamlarına atını çok sevdiğini, onunla da dost olduğunu, bu nedenle dostunu kimseye satamayacağını söylemiş. Aradan günler geçmiş, yaşlı adam bir sabah uyanıp ahırına gittiğinde ahırın boş olduğunu görmüş. Telaş içinde sokağa koşmuş. Başına toplanan komşularına atının yerinde olmadığını söylemiş. Komşuları, "Tabii ya, koskoca padişaha atını satmazsan olacağı işte buydu. İşte padişahın adamları da gelip senin atını götürmüş," demişler. Yaşlı adam biraz düşündükten sonra, "Şimdilik atım sadece kayıp," demiş. "Bildiğimiz tek gerçeğimiz bu," diye söylemiş. Komşuları yaşlı adamın kendi kendini avuttuğunu düşünerek dağılmışlar. Hepsi de atın şu an kralın ahırında bulunduğundan da eminmiş. Aradan günler geçmiş, yaşlı adam bir sabah uyandığında beyaz atını ahırının kapısında görmüş. Heyecanla yanına koşmuş. Bir de ne görsün ama, bahçenin ilerisinde 12 at daha durmuyor mu? Yaşlı adam sevinçle sokağa fırlamış. Komşularına beyaz atın yanında 12 atla birlikte geri döndüğünü söylemiş. Komşuları şaşkınlık içinde bahçeye toplanmışlar. Meğer yaşlı adamın atı dağlara dolaşmaya gitmiş. Gelirken de dost olduğu 12 atı da beraberinde getirmiş. Yaşlı adam 13 tane atı olduğu için artık çok mutluymuş. Komşuları ise bir daha bilmedikleri işlerde olur olmaz fikir yürütmemişler. Çünkü kötü sandıkları bir işin sonundan güzel sonuçlar da çıkabilirmiş aslında. Tatlı uykular diliyorum. Görüşürüz.